diyelim. Tarihe not düşenler var. Siyasiler içi arasında da var. Hatay Milletvekili, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan bir soru önergesi verdi. Çok kıymetli bir soru önergesi. Sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Yani uzun uzun okumayacağım ama işte Yalçınkaya kararına da atıf yaparak, başkaca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da atıf yaparak, kardeşim bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dedi, salt baylok kullanmak suç olmaz. Salt işte şuraya buraya üye olmak, buraya yardımda bulunmuş olmak, işte bu okullarda öğretmen olmak, buralara işte neyse çocuğunu göndermiş olmak bir suç değil. Peki siz kaç kişiyi mağdur ettiniz? Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz? Bir düzenleme yapacak mısınız? Minvalinde Adalet Bakanlığı'na soru önergeleri verdi, soru önergesi verdi. Çok güzel, kıymetli bir soru önergesi. Ben Doçent Doktor Necmettin Çalışkan vekilimize de buradan teşekkür ediyorum. Bununla ilgili değerlendirme nedir? Ve başka siyasilere de böyle bir çağrı yapalım mı? Ne dersin? Ya Levent, şimdi 600 vekil var mecliste. Yani bütün bu halkın vergileriyle 600 vekile maaş ödeniyor. Ve maalesef bizim ülkenin bir gerçeği şu ki vekillik meslek olarak yapılıyor. Hani bir de böyle bir gerçeğimiz var. Dönem dönem vekillik yapan, 30 yılını mecliste geçiren vekillerimiz var. Madem bir de bunu meslek olarak icra ediyorsunuz, hani halka temsil etmek vesaire, onları da bir kenara bırakıyorum. Bir de meslek olarak da icra ediyorsunuz. Yani mesainiz bu. Öyleyse gerçekten bu toplumun, bu halkın sorunlarıyla canla başla mücadele etmek zorundasınız. Bir hani hukuk alanında ve pek çok alanda biz vekillerimizi sahada göremiyoruz zaten. Özellikle bu Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte vekillik makamı da böyle anlaşılmaz bir noktaya geldi. Vekil sayısını 450'den 600'e çıkarıp bütçeden payı arttırdık ama vekillerin de böyle bir yetkileri azaldı. Garip de bir düzen oluştu zaten. Ben o yüzden gerçekten bu halka borcunuz var. Bütün vekiller için söylüyorum bunu. Bütün partilerin, hepsinin bu halka borcu var. Ve bu halka borcunu ödeyeceğiniz şey o mecliste etkin ve yetkin bir vekillik göstermek. Baktığımız zaman ben birçok vekili tanımıyorum. Yani avukatım, hukukçuyum, Ankara'dayım. Bir vatandaş ve hukukçu olarak siyasetle de ilgileniyorum. Çoğu vekili tanımıyorum. Hiç görmediğim, duymadığım isimler var. Olmaz yani. Böyle vekillik yapılmaz. Bir diğer tarafıyla da gerçekten akıl var, vicdan var. Yani aklımızı, hani insanlara aklını kiraya vermiş diyorlardı, böyle suçluyorlardı. Ben de bu dönem şunu görüyorum. Evet, sizler de vicdanlarınızı kiraya vermişsiniz. Yani vicdanlar nerede gerçekten? Gözünüzün önünde hamile kadınlar tutuklanıyor. Gözünüzün önünde yasal eylemlere sebepleri insanlar zindana atılıyor. Gözünüzün önünde bu ülkenin hekimleri tutuklanıyor. Ve bu kadar sessizsiniz 600 vekil. Yani 5 kişiyi sayamıyoruz dikkat edersen. Bu işlerde mücadele eden, bu sorunun altını çizen 5 vekil sayamıyoruz. O yüzden ben evet bütün vekillere çağrı yapıyorum. Gerçekten bu halkın vekiliyseniz, gerçekten bu ülkenin sorunlarıyla hemhal olmuşsanız, bunları çözmek üzere meclisteyseniz, 7,5 sene bence zaten çok uzun süre sessiz kaldınız. Hiç değilse Yalçınkaya kararına yaslanın. Bu karar vesilesiyle lütfen daha etkin bir mücadele yapın. Sayın Bakan'a bu soruları sorun. Şayet ben vekil olsaydım, Sayın Bakan'a sorulacak soruların sayısını çok daha arttırırdım. Sayın Bakan'a siz bakan olabiliyorsunuz. Yani kardeşinizle ilgili bir dosya varken, bu doğru, suç ve cezaların şahsiliği prensibi diyoruz. Peki olamayan kaç kişi var diye de sorardım. Onların olamama gerekçesi nedir diye de sorardım. Ya sorulacak o kadar çok soru var ki, ve evet bunları sormak zorundalar. Bana sorarsan aslında görevleri bu. Ve lütfen tüm vekillerde artık milletin vekili olmanın, sen az önce hocalarımıza cübbenin gereği dedin, tüm vekillerimizi aldıkları maaşın, bu milletin vekili olmanın gereğini yerine